Öncelikle ülkemizi bir kez daha yasa boğan, kardeşliğimizi bir arada yaşama irademizi hedef alan terörü lanetliyorum. Beşiktaş'taki hain saldırıda yaşamını yitiren polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, ülke olarak iyi değiliz. Ve ne yazık ki her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Ülkemizin geleceğiyle ilgili her vicdan sahibinin yüreğinde çok derin kaygılar, korkular yatmaktadır. Geçmişi mumla arar olduk. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Ve ne acıdır ki acılara alışır olduk. Çünkü ortak aklı devre dışı bıraktık. Güç zehirlenmesine uğradık. Kendi doğrumuzun dışında bütün doğruları yok kabul ettik. AKP'nin iktidar olduğu bu 14 yılda Türkiye'nin sadece sağlığı değil, psikolojisi de bozuldu, kimyası da bozuldu. Ülkemizin dirliği de düzeni de kalmadı. Hiç kimse yarınına güvenle bakmıyor. Ama bütün bunlar sanki bir anda olmuş gibi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki bu ülke bu hale nasıl geldi? Ardında Başbakanımız diyor ki ayakta durmaya çalışıyoruz. Daha da yetmiyor. Sayın Turizm ve Kültür Bakanımız da diyor ki kadınların duasına ihtiyacımız var. Böyle bir durumdayız. En sonunda Mehmet Şimşek de dayanamıyor diyor ki evet arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan beri en sıkıntılı dönemimizi yaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, hepsi de doğru. Doğru söylüyorlar. Birileri de çıkmış şu soruyu sormuyor. Bu ülkeyi 14 yıldır kim yönetiyor? Bu ülkeyi 14 yıldır bu duruma kim düşürdü? Değerli arkadaşlar, bütün bu sorunların tek bir cevabı vardır. O da AKP'dir. Devlet yönetmek ciddi iştir. Devlet yönetmek öngörü işidir. Devleti yazboz tahtasına çevirirseniz, deneme yanılma yöntemiyle yönetmeye kalkarsanız bu duruma düşersiniz. Daha da vahimi, bütün bunlar olurken varlığını demokratik parlamenter sisteme borçlu olanların bütün enerjilerini bu sistemi yok etmek için seferber etmeleridir. Demokrasiyi, demokratik iradeyi, hukuku, yasamayı, yürütmeyi, denetimi kendi kaderine tek başına bir kişinin iradesine teslim etmek bu parlamento herhalde dünyanın hiçbir ülkesinden başka böyle bir parlamento yok. İlk ve son parlamento olacak herhalde. Kirvem, buradan ne nüshayız, ne asıl? Susmuş kanun, bitmiş fasıl, bizi işleye yazıyorlar, bizi işleye yazıyorlar. Evet değerli arkadaşlar, sizi de işleye yazacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Yiğit.